Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Bugün Oranda Akvaryumumuzdaki filtrenin içeriğini birazcık değiştireceğiz. Sebebi de sizin hani ya daha doğrusu önden baktığımızda gözükmeyen ama yandan baktığımızda ufak tefek partiküller var. Evet. Bu partikülleri yok edebilmemiz için filtremizin içine belli başlı materyaller koymamız gerekiyordu. Bunun için de Gökhan Bey sağ olsun yardımcı olacak bize. Evet, canlı yayında da söyledik evet. Aynı zamanda canlı yayını izlemeyenler izleyebilirler. Evet, canlı yayında da hangi maddeleri, malzemeleri kullanacağımızı da gösterdik. Bakalım onları yapacağız. Hızlı hızlı size bunları göstermek istiyoruz. Çok böyle vaktinizi de almadan hem de filtremizi temizlemiş olacağız. Aldığımız günden beri 3-4 ay gibi bir şey oluyor. 3-4 ay mı oldu? Yani Eylül başı gibi aldık işte. Şimdi aynen 3-4 ay gibi olmuş oluyor. Ne kadar pislenmiş onu görmüş olacağız. Materyalleri değiştireceğiz. Ondan sonra hemen tekrar aktif hale getirip size son halini en sonunda paylaşmış olacağız. İzleyelim, abone olalım, bir de beğeninizi alalım, mutlu olalım. Hadi geçelim videoya. Hadi geçelim. Tabaka şey değil değil mi? Direkt pislik mi o? Elyaf var. Ha, elyaf değil mi o? Elyaftaki tuttuğu pislik. Diğeri kötü bir zemini çıkarttınız. Aktif karbon emici. Aktif karbon emici özelliği vardı. Bütün zararlı şeyleri emer de sürekli kullanmaya gerek yok. Ben kullanmıyorum. Onun yerine çift seramik ve şey yapacağım. Evet Gökhan Bey, şimdi neler yaptık? Neden filtreyi değiştirmek zorunda kaldık? Aslında filtreyi değiştirmedik, filtre malzemelerini değiştirdik. Ne yaptık? Bakteri tutucu koyduk içerisine, zeolit koyduk, elyafını değiştirdik. Bir de nitrat tutucuyla kurigen koyduk içerisine ki daha berrak, daha net bir görüntü alalım diye akvaryumda. Aslında bizim akvaryumun karşıdan baktığımız zaman arkadaşlar şeydi, temiz gözüküyordu. Fakat yandan baktığımızda böyle karşıdan görünmeyen küçük küçük beyaz şeyler uçuştuğunu görüyorduk. Hani dedik acaba filtre mi çalışmıyor? Gökhan Bey'e danıştık. İçeride nozullar var, uçuşan şeyler var. Evet. Onu tutması için de purgen kullandık. Yani o tarz tozlar, uçuşmalar olduğu zaman da imdada yetişen purgen alıyor. Aynen. Şimdi sonra en son halini de arkadaşlar size göstereceğiz. Şimdi şu anda çekmiyorum özellikle çünkü tekrardan bir hareket kattık akvaryuma. Böyle birazcık alttaki pislikler yükseldi. Son halinde sizinle paylaşacağız nasıl oldu. Bir iki hafta sonra asıl bomba geliyor. Canlı yayında biz de söyledik. Bakalım neler olacak. Çok teşekkür ederiz tekrardan. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar abone olup beğeni de atarsanız çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.